Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gaziantep tribününe tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarı gibi misiniz? Yoksa Serdar Ali Çelikler'in iddia ettiği gibi bedava otobüsler kaldırılmış, bedava biletler verilmiş. Gaziantep'i Mehmet Büyükekşi motive etmiş artık. Vaddi mi etti, manevi mi etti bilemem. Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre öyle misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Beni sorarsan Abone sayısı artıyor, kanal büyüyor. Mutluyum, Fenerbahçem iyi gittikçe. Hani yıllardır ettiğimiz dualar kabul oluyor. Allah'a şükürler olsun. Ee, yani iyi gidiyoruz. Allah bozmasın. Futbolcularımız Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğumuz Gaziantep Futbol Kulübü Maçının ardından konuşmalarda bulunuyor. Hangi futbolcularımız? Leonardo Bonucci, Rafael Donatello. Bir de Michelangelo. Yok Michelangelo delan olsaydı şey yapmazdı. Caş İrfan Can, Joshua King, Bonitçi. Bir şey söyleyeceğim. şimdi ben Samsun Spor maçına dair bir iddiada bulundum. Yani beklediğim tepki şuydu. İyi çok güzel müthiş şöyle böyle falan. Hocam bu iş işte Bekava iyileşiyor mu falan. Yani şöyle bir 11 ile Samsun Spor maçına çıkacağımızı iddia ediyorum. Altta Ceko var. Çok görmeseniz de olur onu. Şöyle yapayım da herkes görsün. Ben Samsun Spor maçının 11'inin bu olacağını düşünüyorum. Hani aksi bir sakatlık falan olmasa. Ben bekliyorum ki hocam mekavu iyileşecek mi? Hazır olacak mı? Şöyle böyle falan. Hocam Samsun'un suçu ne? Diyor. Ulan oğlum. Daha bu takıma Osa'yı katılacak. Daha bu takıma Çağlar Söğüncü katılacak. Daha bu takıma <laughs> Ciku yedek olarak katılacak. Yani belki de bu takıma bir <laughs> Neyse. Yani katılabilecek isimler var onun için diyor ki bugün aldığımız 3 puan benim için de takım için de çok ama çok önemli diyor. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgiden ve destekten dolayı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün aldığımız 3 puan benim için de takım için de çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftarlarımız bizleri desteklediler. Onları desteklerini hissettik. Bugün kazanmak için sahadaydı. Kazanmayı çok istedik ve önemli bir golle 3 puan elde ettik. Açıkçası bu tip maçlarda erken dakikalarda golü bulamazsanız maç sizler açısından biraz daha zorlaşabiliyor dedi. Tecrübe de var. Sivasspor Konya Spor'la oynadığımız 16. hafta erteleme maçını Ülker Stadyum Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin tribününde takip eden Bonici taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferle ilgili Konya Spor maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Taraftarlarımız gerçekten inanılmazdılar diye konuştum. Arkadaşlar, biliyorum bana tahammül etmek zor. Kabul. Ama bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bak bu video mükemmel şeyler barındırıyor. Onu söyleyeyim. Gerçekten kendimi heyecanlı hissediyorum ve bu önemli ve büyük camianın bir parçası olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Takımda çok fazla kaliteli, yetenekli oyuncular mevcut. Her maçta mücadele edebilirsek, Kadıköy e, Kadıköy'de oynadığımız oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok fazla kupalar kazanabiliriz diyor. Son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem ama his olarak kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün benim adıma iyi bir başlangıç oldu. Umarım çok daha fazla maç oynayarak takıma katkı sağlarım diyor. Joshua King sen ne kadar pes etmedik ve istediğimiz 3 puan aldık. Dime derman işte çikolat şey hani onun sesine <laughs> Joshua King zor bir maçtı zorlu bir mücadele olacağını yani buraya gelmeden önce biliyorduk. Buraya 3 puan için gelmiştik bu kolay olmadı rakibimiz çok kompakt oynadı aynı zamanda kontra çok tehlikelilerdi. Fakat sabırlı şekilde oyunumuzu oynamaya devam ettik sonuna kadar pes etmedik ve istediğimiz 3 puan aldık diye konuştu. <laughs> Neydi o ya? Masar neydi ya? Derdim ben derdim. Raga Oktay. Oktay sesi pardon. İrfan Can Kahveci golü attığım zaman çok mutlu oldum diyor. Tabii şehitlerimize başsağlığı dileyerek başlıyor İrfan Can Kahveci. İki gün önce şehitlerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz diyor. Golü attığım zaman çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha da özel benim için. Çünkü kafam sadece kaleye çünkü çok fazla kafayla gol atamıyorum. Yanılmıyorsam ligde kafayla attığım ikinci golüm. Yok spiker maç anında söyledi ikinci diye. Onun için de mutluyum diyor. Maçın oyuncu tercihini son dakikada önemli bir kurtarış yapan Livakovic'den yana kullanıyor. Zor bir seçim ama Livaya veririm çünkü son dakikalarda güzel bir kurtarış yaptı. Onu da kutluyorum. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık. Kazanmaya hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz diyor. Maçın gol yenmeden tamamlanmasıyla ilgili de <laughs> çok güzel atıyorduk. Bir tane de nazar boncuğu gol yiyorduk. Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. Gol yemememiz lazım. 7 e, tane atsak bile gol yemeden bitirmemiz lazım maçları. Bunu zaten konuşuyoruz. inşallah. ilerleyen maçlarda buna dikkat ederiz diyor. Bu arada hakikaten söylüyorum. ya Yani bence Fred de mükemmeldi. İrfan Can da mükemmeldi. Livakovic de mükemmeldi. Abi bana sorarsanız 3'ü birden maçın adamı. Abi niye bir tane seçiliyor ya? Ya kardeşim bu eş değil ki bir tane eşinden evlendim. Tamam yeter ömrümün sonuna kadar seni seviyorum. Sana sağdım bu eş değil kardeşim. Bunda 3 tane de seçebilirsin. 5 kişi birden maçın adamı olabilir. Yani alaksızlık, edepsizlik yapmayın. 5 kişi birden maçın adamı olabilir. Bu, bu sizi ne, neyinize alakadar ediyor ya? İsmail Kartal da maç sonunda konuşuyor. Ve Gaziantep maçına dair açıklamalarda bulunuyor. O da sözlerine şehitlerimize başsağlığı dileyerek başlıyor. 2 gün önce şehit olan Mehmetçiklerimiz için çok üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin yakınlarına da Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vatan sağ olsun diyor. Buraya kazanmak için geldik. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimizin uzun toplarla ve kaptığı toplarla kontraya çıkarak sonuca gitmeye çalışacağını tahmin ediyorduk. Bu yönde hazırlıklarımızı yapmıştık. Bakın kaptığı toplar, kontralar. Yani İsmail Kartal diyor ki ben dersime çalıştım. Ben dersime çalıştım. Buna çalıştım. Öylesine ağır bir zeminde. Şimdi zemine laf ediyor. Tamam mı? Birileri de diyor ki yani ee, hani zemine laf etti, zemine laf edilmez bilmem zemine laf eden şöyledir böyledir zemine laf eden Allah belası ya arkadaş 3 sene önce aynı zemine sen de laf etmişsin Sumudika bir hatırla bakalım kafayı bir yor yani kafayı bir yor bakalım bir düşün şimdi eee Böylesine ağır bir zemin. Biz çok daha iyi futbol oynayan bir ekibiz. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Zemin bugün bize oyun anlamda çok daha fazla müsaade etmedi. Buna rağmen oyuncularım oynamak istedi. Daha iyisini nasıl yaparız diye mücadele ettik. Bir sıfır kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazandığımız ve 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum demiş. Ee, biz maça iyi hazırlandık. Hücum ederken, savunmayı savunma yaparken hücumu düşünmek mecburiyetindeyiz. Oyuncularım her iki görevde ellerinden geldiği kadar en iyi şekilde yaptılar. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemliydi. Oyundaki toplu oynama üstünlüğü ceza sahasına 40 küsür kez girmişiz. Normalde birkaç pozisyonu daha gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı ve 3 puan için çok mutluyum diyor. 6 e, hani büyük fırsat 6 tane Fenerbahçe'nin yakaladı. Rakibinde 2 tane. Şimdi başka var mı arkadaşlar? Bu arada Samet Akaydın'dan transfer şey gelmişti. Onu da değerlendireyim arkadaşlar. Yani kurun içi ilk idmanına çıktı. Fenerbahçe Bodrum deplasmanında galip. Fenerbahçe'nin kadınları Gaziantep'te kazandı. Fenerbahçe 126 sayılık galibiyet elde etti. O oynadı. Nijerya ilk maçta kazanamadı. Aman kazanamasın. Grup sonuncusu olsun. Yani çok ilginç ilginç şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çok çok ilginç ee, şeyler yaşıyoruz. İsmail Kartal'ın başka söylediği bir şey var mı? Şöyle bir daha bakayım. Bir gözden geçireyim. Çok da şey yapmayacağım. Sumudika'nın haddini aşan birkaç sözü var. Saygısızlığı var. Ee, i̇lk olarak nereden başlayayım? Benim merak ettiğim şey Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerde bu kadar paralar harcayan böyle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey demiş. Şimdi güven veren deyince aklıma geldi Sumudika. Son günlerde kendini iktisatçı, bankacı falan diye tanıtıp senden para isteyip birini üç yapacağız diyen kişiler varsa sakın inanma. Ya da inanla inan sen kaçırılmışsın. Şimdi ben de şunu sorayım Sumudika. Sizi böylesine mücadele etmeye ama diğer maçlarda bunun yanından dahi geçmeyen mücadeleler etmeye iten şey neydi tam olarak? Hani maçtan önce Fatih konuştun ya maçtan sonra Fatihlerim acaba seni arayıp tebrikler tarih yazdınız dedi mi? Hakem hakkında da diyor ki hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum aslında bugün ikili mücadelelerin hepsinde ara kararlarda bütün haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı demiş. Şimdi bunu diyen arkadaşa ben bir şok bir cümle söylemek istiyorum. Bir 30 santimlik şey. Hakem 8 Fenerbahçe faulüne 2 sarı kart vermiş. 8 Fenerbahçe faulüne 2 sarı kart vermiş. Bilgin olsun. Aynı şekilde 10 13 e, mü? 14 Gaziantep faulüne 3 sarı kart vermiş. Bir tanesi itirazdan. Yani şiddetli itirazdan. Şeyden tartışmadan. Öbür iki tanesi de oyun içinde. Fenerbahçe'de Fred sahadayken Fenerbahçe Fred sahadayken kaybetmiyor. 20 maç 20 galibiyet. Hey maşallah. Arkadaşlar ben iki tane farklı şeye dikkat çekeceğim. Bir çoğunuzun gözünden kaçan inanılmaz bir şeye dikkat çekeceğim. Nedir biliyor musunuz? Deplasman. Adım soyadım kadar eminim. Bir çoğunuzun dikkatinden kaçmıştır bu. Ve diyeceksiniz ki hocam deplasman ne alaka? Birincisi deplasman ikincisi penaltı. Şimdi deplasmandan girişi yapayım. Arkadaşlar ligde 38 tane maç var. Süper ligde 38 tane maç var. Doğru mu? Her takımın oynaması gereken 38 maç var. Bu maçlardan 20 tanesine çıkıldı. Yani 10 deplasman, 10 evinde maça Fenerbahçe çıktı. Çok güzel. Ve 53 puan topladı. 20 maçta 57 gol. Yani 3 gol daha atsaydık, 3 gol ortalamayı yakalamış olacaktık falan filan. O çok mühim değil. Burada ligde Fenerbahçe 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 3. Sırayla sayıyorum, bekleyin. Beşiktaş 3, Başakşehir 4, Kasımpaşa 5. Karagümrük 6, Pendik 7, İstanbulspor 8. Yani Fenerbahçe'nin 8 tane İstanbul takımıyla deplasman maçı var. Yani Fenerbahçe 8 defa İstanbul dışına çıkmayacak. 19 deplasmanın 8'ini İstanbul'da oynuyorsan ne yapar abi? 11 tane deplasman maçına çıkacaksın. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Yani Fenerbahçe olarak en puan kaybına müsait olduğu maçlar deplasman maçları. 11 tane çıkacaksın. Adana Demir'e çıkmışsın. Beraberlik. Tek puan kaybım bu. Kayseri'ye çıkmışsın 2. Beşiktaş'ı yenmişsin saymıyorum. İstanbul'u saymıyorum. Gaziantep'e çıkmışsın 3. Samsun'a çıkmışsın 4. Ankara gücüne çıkmışsın 5. Alanya'ya çıkmışsın 6. Kasımpaşa, Pendi'yi de saymıyorum. Bak 6 tane deplasman maçına çıkmışsın. Kaç kaldı? 5. 5 tane deplasman maçın kaldı. Yani 10 deplasmandan sadece bir de beraberlik çıkartmışsın. Şimdi 5 tane İstanbul dışı, 4 tane de İstanbul içi deplasmanım var. Tabi bunlardan bir tanesi Galatasaray'la oynayacağın zorlu bir derbi. Ki oraya da şampiyon gitme ihtimalim var. Ee, bunu anlatayım. Yani Beşiktaş Galatasaray maçı zaten takım için zor geçebilir. Sen 10 deplasman maçından 28 puan çıkartmışsın. Bu tarihi bir başarıdır. Fenerbahçe için tarihi bir başarıdır ve gelecek maçlarında fragmanıdır. Fragmanıdır abi. 5 tane İstanbul dışı maçın kalacak. Bunlardan Trabzonspor, Antalya Konyaspor, Konya spor, Rize Spor ve Sivas Spor. Ben şunu söyleyeyim size. Konya ve nispeten Rize kolay. Yani gittikçe kolaylaşan takımlar. Hani Beşiktaş gitti 4 attı Rize'ye. O maçtaki gibi oynarsa biz de 8-9 tane atarız. Konya ilk maçtaki gibi oynarsa yine aynı şekilde. Sivas maçı. Galatasaraylılar diyor ki Sivas kötü oynadı. Hakemle yenildik. Demek ki Sivas deplasmanı kolay bir deplasman. E biz buradan da galibiyet alırız. Trabzonspor ve Antalya. Trabzon bu deplasmanda fark yemekten kurtulmuş. Antalya Spor yani istatistikleri ezip geçmiş. Demek ki zorlu. E, Trabzon e, Fenerbahçe Trabzon maçı tam olarak ne zaman bilmiyorum ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin artık Trabzon'da da kazanması lazım. Yani hakemlerin de adaletli maç yönetip o maçlara çok etki etmemesi lazım. Benim anlatmak istediğim 5 tane deplasmanın kaldı. Konya Rize da keklik değil ama nispeten kolay takımlar gibi. E, Sivas'ta bir şekilde yeneriz gibi. Trabzon Antalya maçları. Ben size şunu söyleyeyim. Şu 5 maçtan 5 galibiye çıkarırsak işte o zaman katiyen şampiyonuz. Evimizde zaten taraftar baskısı var. Rakip kapansa da fark etmiyor. Fark etmiyor. Ya bugün attığı, daha doğrusu dün attığı asistle beraber 26 gole katkıda bulunan Dünyada en çok gol katkısı sağlayan orta saha oyuncusu var. Sebastian Shimanski. E, Shimanski gibi bir oyuncu var ya. Bak. Dünyada en çok skor katkısında bulunan oyuncu bilginiz olsun. İşte orta saha oyuncusu. Ve biz böyle bir değere sahibiz. İrfancan kahveci ben maşallah var. Bu arada 12 gol 16 asist İrfan İrfancan bir asist daha yaparsa double double yapıyor. 11 gol 9 asistte. 20 gol katkısı. Ama biz neye takılıyoruz? Biz penaltılara takılıyoruz. Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda kullandığı 15 penaltının 10'unu golle çevirebildi. %67 yapıyor. Kimler kaçırdı? Ceko Gaziantep'te kaçırdı. Olabilir. Ben kaçmaz demiyorum. Eğer kaçmaz derseniz yalancısınızdır. Onu da belirteyim. Tadiç İstanbul Spor maçında kaçırdı. Bir şey söyleyeceğim. Tadiç'in kaçırdığının benim için hiçbir önemi yok. 5-1 kazandım. Tadiç Spartak tırnava maçında kaçırdı. Keşke kaçırmasaydı. Tadic Beşiktaş maçında kaçırdı. Tadic Gaziantep futbol kulübü maçında kaçırdı. Bakın iki Gaziantep maçında iki penaltımız kaçmış. Beş tane penaltın kaçmış. Ben geçen hafta ne dedim? Fenerbahçe taraftarı her şeye burnunu sokmayacak. Ya Tadic atsın, Ceko atsın, güven veriyor, vermiyor falan filan. Açık söylüyorum ben Ceko'nun penaltı kullanışını beğendim. Kaçabilir böyle penaltı kaçırabilirsin. Ben buna kaçmaz demem. Bu penaltı kaçar. Anlatabiliyor muyum? Bu penaltı kaçar kaçmaz diye bir şey yok. Bu kaçar. Ama kaçırmayacak penaltı. Bak bunu şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon penaltılarının gole dönme oranı %64. Ronaldo'nun %85. Messi'nin %78. Dünya ortalaması %75. Baktığın zaman düşük. Şimdi ortada penaltı algısı var. Bence bu algıda bize baskı yapıyor. Şimdi arkadaşlar penaltı algısı. Penaltı sayıları Fenerbahçe'nin penaltısı 11. Varla kazanılan Fenerbahçe'nin penaltı sayısı 5. Bakın varla kazanılan 5. Trabzonspor'un yani Trabzonspor maçında başlayalım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında şu Şimanski'nin verilmeyen penaltısı ki bu penaltının benzerine bir de kırmızı kart çıktı. Ben demiyorum. BN Sports Trio diyor. Devam kararı doğru mu? Hayır diyor. Buna penaltı çalınmalıydı diyor. Bakın. Şimdi varan bir Trabzon maçında verilmeyen varan bir. Burada Ankara gücü maçı var. Görsellere devam edelim. Mert Çetin'e gösterilen kartın rengi doğru mu? Burada hatalar silsilesi var arkadaşlar. Şurada bak. Ankara gücünün penaltı beklediği pozisyon devam kararı doğru mu? Şey Hangisiydi ya? Bu Ankara gücünün beklediği penaltı pozisyonu muydu? Ha. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Yanlış. Burada penaltı olmalıydı diyor. Onu da şununla dengeliyor. Ankara gücünün penaltısını verilmedi diyor. O sayıninkiyle. Tamam mı? Bak penaltı algısına devam edelim. Fred'in verilmeyen penaltısı. Yani ben bunu saymıyorum Ankara gücünü. Birer tane verilmemiş. Pendik ve Gaziantep maçları. Pendik maçı arkadaşlar şurada tek tek verelim. Skor 5-0 ama verilmeyen ikinci penaltı. Gaziantep maçı verilmeyen üçüncü penaltı. Tamam mı? Burada burada okeyiz. Etti size 3. Bu arada Trabzonspor maçında Şimanski'nin verilmeyen iki penaltısı var. Etti 4 etti bilginiz olsun. O daha sonra görselde. Beşiktaş maçı 2 net penaltı var olmasa verilmiyor. Şimdi şu görseli kullandık. Burada bir de şeyinki var. Yani Pendik İstanbul Spor maçında şurada İsmail'e yapılan verilmedi. Ee, bazılarda diyor ki Mert Müldür'ün itilmesine verilmedi. Bunu orada saydık arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun. Ben şuraya İstanbul diyeyim. Bir. Şu görseli de aradan çıkartmış olayım. Hızlı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Burada hangi pozisyonlar var? Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon. Hani Pendik gaziantep maçı. Ha burada görseller var ya açıkçası şöyle göstereyim. İptal edilen golde hakemin kararı doğru mu? Yanlış diyorlar. Gol sayılmalıydı diyor. Bu hangi maçta? Evimizde ha, Rize maçı olması lazım bu da. Bir de şurada da şöyle bir görseller var. Çaykur Rizespor'un ne diyor? Ya çok karışık pozisyonlar arkadaşlar. Devam kararı doğru mu? Yanlış. Burada faul olmalıydı diyor. İptal edilen penaltının hakemin kararı doğru mu? Yanlış. Burada penaltı verilmeliydi diyor. Pendik maçı. Başka Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon devam kararı yanlış diyor. Penaltı verilmedi. Trabzon maçında hakemin kararı doğru mu? şu şeyin tadı için pozisyon herhalde. Erhan'da. Yani burada bunları göstereyim. Beşiktaş maçında iki penaltı var olmasa verilmiyor demiş. Zaten verildi. Varın düzelttikleri ve düzeltmedikleri. Kısacası Fenerbahçe 10 penaltı atmıştı. 11 penaltı atmış dünkü ile birlikte. Bunun 5 tanesini Mehmet Büyükekşi'nin saha hakemleri vermemiş. Var müdahale etmiş. Çünkü, çünkü bu soru bana çok soruldu. Ayrıca 5 penaltıyı da sahadaki hakemler es geçmiştir. Trabzonspor maçında Şimanski vermeni 2, Pendik maçı, Gaziantep maçı İstanbul maçı 5. Bu arkadaşlar şey, e, triyo ekibinin tamamının penaltı dediği pozisyonlar ya da birbirini sağlayan atıyorum bir tanesine, iki tanesi birden penaltı, üçüncüsü yok dedi ama öbür pozisyona da ikisi birden değildi dedi, üçüncüsü var dedi. İçler dışlar çarpımında 11 penaltı kazanmış. 11'de net penaltı kullanılan 11 penaltının tamamı da çok net penaltı. Verilmeyen en az 5 penaltı var. Daha buraya belki de eklemedim. Fenerbahçe rakip ceza sahasına en çok giren takım. En çok sonuç alan takım. Şimdi sene sonu Fenerbahçe 50 penaltı atsan olacak? Hepsi penaltı olduktan sonra 100 tane de atabilirsin. Doğru mu? Sayıyı öne sürüp şaibe algı şu bu diyenler otursun baksın. Şimdi arkadaşlar karşımızda öyle bir yapı var. Öyle bir oluşum var ki neleriyle mücadele edeceğimizi biz bile şaşırdık. Fenerbahçe offside'dan gol attı. Fenerbahçe'nin golü offside. Yok bunlar haramzade. Yok bunların dini imanı yok. Ya bunlar nasıl sözler arkadaş? Ne demek Fenerbahçe offside'dan gol attı ya? Nasıl offside'dan attı? Arkadaşlar bak. Kendileri yalanı söyleyip kendileri inanır şekle gelmişler. Artık bu saatten sonra bunlar iflah olmaz. Gerçekten olmaz. Ciddi manada söylüyorum olmaz. Şöyle bir görsel verip bak bu görseli büyütüp bu kadarını ekrana verip Al diyor İrfan Can'ın golünde Batu net olsaydı bunu vermemek dinsizliktir diyor. Merak ediyorum bu taktikleri hangi e, örgütsel yapılardan aldınız? Hani arkadaki Bağkurlu arkadaş muhtemelen Bağkur'u yatmamış. Ya da Icardi gibi gözüne darbe aldığı için kör olma ihtimali var o arkadaşın. Hemen olsaydı dahil edilmiyor. Artık ne kadar harama alıştıysanız herkesi kendiniz gibi haramzade zannediyorsunuz. Pozisyonu ben ilk kez dedim de ulan dedim eyvah Batşuay kalçayı da çekiyor ileri. Eyvah dedim eyvah. Kalecinin görüş alanını kapatıyor bir de değmesin diye kalçasını çekiyor dedim. Eyvah bu dedim gol iptal. Sonra bir baktım arkadaki. Bağkurlu arkadaş. Bağkurlu arkadaş sayesinde. Yırttık dedim. Yırttık çok şükür yırttık. Maçın sonunda enteresan görseller var. Fenerbahçe futbolcularının sevinci var. Şimdi Bonucci'nin Koluna bakın arkadaşlar. Bir pazı bant görüyorsunuz, bir siyah bant görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Allah şahidim bende bir görsel var. Eyvah dedim. Bak yemin ediyorum artık korkuyorum. Arkadaşlar şu görselde Bonucci'nin kolunda o siyah pazı bant yok. Yani siyah şey yok. Eyvah dedim. Bu arada arkada da Filon'un reklam yapılıyor. Mehmet Büyükekşi'nin firması. Bilginiz olsun. İnanın karşımızda öyle bir oluşum var ki bak Fenerbahçe futbolcusu şehitlere saygı duymuyor diye bile paylaşabilir bunu. Artık ben korkmaya başladım. Artık Fenerbahçe taraftarının gerçek manada birliği dirliği iyice sağlaması lazım. Cidden ben artık korkmaya başladım. Çünkü karşımızdaki yapının, karşımızdaki takımın ve taraftarının ne yapacakları beni çok endişelendirmeye başladı. Ya futbolcunun koluna kadar bakmaya kadar giden bir süreç var ortada. İnanın bak sosyal medyaya girin demek istediğimi anlarsınız. Girmeyenler anlamaz. Futbolcunun koluna bakıyor. Siyah bant var mı? Şehitlere saygısı var mı? Falan filan diye. Ya utanmasalar şurada tadı çinki gözükmüyor. Demek ki bunların şehitlere saygısı yok diyecekler. Ya etmeyin eylemeyin. Etmeyin eylemeyin. Fenerbahçe'nin penaltı istatistiğini gördünüz. Var mı aksi bir olay? Hiçbir olay yok. Penaltı algısını gördünüz mü? rakibin gördünüz. Ben size söyleyeyim. Bir farkla bütün maçlar incelensinlikle. İki farklı bitenler de incelensin. Kim daha zararlı çıkacak? Ya şahane bir top oynayan Fenerbahçe var. Anlatabiliyor muyum? Şampiyonluğa koşan bir Fenerbahçe var. Kaybetmemenin önemli olduğu bir Fenerbahçe var. Yani şampiyonluk hamlesi. Ben size bir şey söyleyeyim. Ali Koç gemileri yaktı. Çok samimi söylüyorum. Ali Koç gerçekten gemileri yaktı. 5,5 yılda ilk defa bu kadar gemileri yaktı. Fenerbahçe bu bu şekilde devam etsin. Mayıs'ta 3 kupayla da çıkabilir. Gerçekten bak Mayıs'ta 3 kupayla da çıkabilir. Süper kupayı alıp Türkiye kupasını şeyi onu bunu hatta konferansı bile artık inanın inanabiliyorum ya. ya bu özveri çok yüksek. Fenerbahçe cami olarak kenetlenmiş durumda. Hani e, birliğimizi dirliğimizi, dirliğimizi bozmalar için başka bir şey lazım. Her maç sonu kara gece kara gece kara gece. Ya biz kazanınca niye bu kadar titriyorsunuz? Ya kara gece kara gece. Sürekli kara gece hashtag'i. Sürekli kara gece. Ben anlamıyorum. Kara geceleri siz başka yerde arayın. Sumudika'nın hadsizliği. Ya tek vücut olmamızın gerektiği dakikalardayız. Öte yandan bak. En bakatanın fenerbahçe karşı mağlubiyeti hak etmedik diyor. 6 tane net pozisyon vermişsin. Furkan Soyer puanı hissediyorduk diyor. Allah aşkına puan. Yani Dur ya ben şuradan size şey yapayım. Süperlik istatistiğinden vereyim. Ya da gerçi bende istatistikler vardı. Nasıl mağlubiyeti hak etmedin ya? Yani bu cümleleri kurarken insan birazcık utanır. Mağlubiyeti nasıl hak etmedin ya? Ya ne yaptın da hak etmedin? Al arkadaşım al. al. Gol beklentisi rakibinin 214. Senin toplu oynaman düşük. Toplam şutun düşük. İsabetli şutun düşük. İsabetsizin düşük. Şut engellemen düşük. Bu neyse. Hadi bu istatistik yalan söylüyor. Size göre yalan söylüyor. Şu ne abi? Şu ne şu? Büyük şans. 6 tane büyük şans yakalamış rakibin. Sen 2 tane yakalamış ikisini kaçırmışsın. Rakibin 6 tane büyük şans yakalıyorsa nasıl oluyor da mağlubiyet hak etmedi? Ya nasıl oluyor da hak etmedin? Nasıl oluyor da? 10 korner kullanmış Fenerbahçe. Hadi onu daha anladım. Hadi bir şekilde ağdı zılgıtı feryadı anladım. Ya totalde 20 maçta 57 gol atıp 16 gol yemiş bir takımdan bahsediyorsun. 50 maçta el, ya 20 maçta 57 gol atsa bu takım illaki bir şeyleri doğru yapmamış mı? Yapmış. Seninkinde böyle yaptı. Başka takım var. Lan daha geçen hafta 7 attı. Birazcık bence futbolda saygıda ön planda olmalı. Hep respect. Respect yazıyorlar ya saygı manasında. Bence saygıyı biraz daha öteye taşımak lazım. Sonuç olarak Fenerbahçe galip. Birilerini korku saldı, titreme saldı. Eğer hakem desteği, rakiplerin inanılmaz hataları, hani bizde karşı yapsalar yatıyor, şike yaptı diyecekleri türden hatalar olmasa inanın çok daha farklı şeyleri konuşabiliriz. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.